Kuluçka. Midnight kuluçkası. Bu şey. 250K'ya bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Hani oynarsanız eğer. Oynamazsanız da ben gene anlatayım da server'da değişik bir sistem yapmış. Çok fazla şey var da. Aklıma geldikçe söylerim. Bunun özelliği şu. Bunun içinden şu Desert Ostart yok mu bu etrafta da? Desert Ostart gibi bir Ostart çıkıyor ama siyah renkli. Kül renginde. Nightmare renginde öyle söyleyeyim. Hani kül de çıkabilir. Belki daha koyu siyah da çıkar mı bilmiyorum. 27 gün sonra çıkıyor ama. 27 gün sonra çıkıyor ve 27 gün boyunca sanırım bunu beslemeniz gerekiyormuş. 250K'yı aldıktan sonra her gün bir kere besliyorsunuz. İşte 27. günde ortaya çıkıyor Ostart. Peki ne özelliği var? Tek siyah olduğu için mi? Hayır. Bildiğiniz Nightmare gücünde, Nightmare HP'sine, Nightmare statlarına ve Nightmare'in skill'lerine sahip. Direkt olarak çıkıyor. Kimseye transfer edemiyorsunuz. Sadece sizde kalıyor. Niye koymuşlar? Ne gerek vardı diyeceksiniz. Ne oldu lan ona? Ne gerek vardı diyebilirsiniz. Bu server'da yanlış hatırlamıyorsam 23 günle 27 gün arasında mı? Öyle bir şey Nightmare spawn oluyor. Şu anda pazartesi günü 150 online oyuncu var öğlen vakti, hani akşam değil, tatil değil. Hani benim gibi tekil oynayan bir adam o Nightmare'i hayatta alamaz. Ayda bir kere Nightmare çıkacak da gideceğim onu tamirleyeceğim. Yani bana kalmaz. Parayla almaya kalksam çok daha pahalıya satarlar. 250K'ya ben bunu alırım. Benim hoşuma gitti. Güzel bir sistem. 27 gün daha sabrederim. Çıkartır. Kullanırım Draken'in yerine. Bence güzel. Şimdi mesajlara bakayım. Ne yazanlar var? Rano zor mu değil? Okuduk onları. Eksil kaç player demişsin? Agacım şu an 150 player var. Akşamları falan 200'ü buluyor işte. Nebula açık, sağlam edit vardır. Parayı ver, gerisini merak etme sen. Bilemeyeceğim vallahi şimdi Safir serverlarda işler nasıl oluyor. El hızlı, makrosu sağlam. Nick'in de kapkara gözükmüyor. Ulkser 35, hoş geldin. Bendim sorun yok hocam, ultimi oyna yeter, özlemişim. Eyvallah. Hani oynamak isterseniz beklerim, dediğim gibi yardımcı olurum elimden geldiğince. Nick'ini de kara yapmışım, Ulkser 35. Elimden geldiğince yardımcı olurum başlamak isteyen olursa, server'a vesaire, işte Safir'den gelen arkadaşlar olursa, deminki arkadaşa yardım ettiğim gibi de. Onun dışında Nebula hakkında sadece uzun yıllardır açık olduğunu, köklü bir server olduğunu biliyorum. Muhtemelen de dediğiniz gibi edit de vardır. Belki vardır, hani adamların günahını almayayım da olabilir. Rano da çok dönüyor. Safir'de de döner. Bu işi de ticarete döktüler artık. Match mi kassam diyorum da şimdi onu ben sorarak yayın açmazken kasayım bari şimdi. Az da olsa izleyicimiz var. Şimdi 4, bazen 7 oluyor, bazen 4 oluyor. Gideyim biraz daha kasayım ben. Mage'i de yayını kapattıktan sonra kasarım. Bir yandan kasmam lazım. Sürekli koşuyoruz böyle. Olmuyor. Ha işte şunun siyah olanı çıkacak. Bu Desert Ostart. Bir de şu Frenzy'nin hastaları var. Böyle siyah Frenzy hastaları var. Benim de hiç umurumda değil. Hani üstüne bineyim beni gezdirsin yeter. Bandajım yerli yerinde. Lan doğru düzgün büyü de okumuyorum. Bir cam basıyorum falan. Bu garlic sürekli bitiyor. 46 tane kalan ginseng de bitmiş. Allah Allah ya. Bu yolları işlemeye hiç olmayınca koşuyoruz. Atalbin de olmuyor. Niye olmuyor? Zaten follower slotum dolu. 5, 5'te 5. Dragon 3 yer kaplıyor. Drake var. Şurada gözükmüyordur belki de. İç içeler. 2 Drake. 3 Dragon. Koş yok.
Kasacağım Mage'i, bugün kasacağım ya. Yayını kapattıktan sonra şey yaparım. Mage'i kasmaya bırakırım. PH saatini kaçırırız ama olsun, fark etmez. Bir de hırsız oynaması çok zevkli ya. Mesela hani aranızda hırsız çar oynayan var mı bilmiyorum da ben kasıyorum arada. Arka tarafta kasıyor hatta, ona da bakayım. Loçpik aleti bitmiş hatta kasarken. Biraz satın alayım ona da gelmişken. Şu an Loçpik kastırıyorum, 69.6 kalmış. Muhtemelen siz görmüyorsunuz ekran ayarlı olmadığı için de. Bunun skill'lerini kastım mesela şu an Stealth 100, Stealing 100, Snooping 100, Heading 100, Dedektik Heading 100, Loçpik'in kasıyor. Bir de kartografi kasacağım. Loçpik'le kartografi şey için, define avcılığı için. Paragonlardan kutu çıkıyor ya. Çıkan kutuları falan açacağım işte, kazacağım edeceğim. Onun için kasıyorum onu da. Gelme hemen. Heh, bir de orada var. Ya bunları çok girişe yakın koymuş. Bunlar sakat ya. Tamer oynaması inanılmaz zevkli ya. Şey, tamer oynaması diyorum, hırsız oynaması. İnsanlardan gidiyorsun, arak yapıyorsun falan. Hani şamplarda bırakıyorsun, power scroll'larını falan alıyorsun. Hiç kasmadan güzel oluyor. Çok heyecanlı oluyor biraz. Tabii insan kendini kötü hissetmiyor değil ama o da oyunun bir roleplay oyunu sonuçta, onda güzel oluyor, yapıyorsun. İster alırsın para karşılığında adamın itemini, adama geri satarsın. İstersen alır kendi çarın için kullanırsın, ne aldıysan. PS mi aldın, bow mu aldın, lucky item mi aldın. Ilsenir dungeonlarında yasak ama Felucia'da dungeonlar çok aktif ve kullanılıyor. İşte arkadaşım da dediği gibi Sholen dungeon olsun. Felucia'da da Ancient Lich dungeonları falan var. Onlar olsun. Oralarda çok tamer var ya da işte fence çar kasıp eli hızlı fence çivileri vesaire kasıp o dungeonlarda kasan çok player var. Onlardan düşürdükleri itemleri, çıkardıkları itemleri alırsınız, minorlarını vesairesini. Çok rahat. Bunu kim böyle yarım bırakmış? Yazık, günah değil mi? Nimeti yarım bırakıyorsunuz. Hayır, onun yüzünden bana yarım loot gözükecek. Lan meğerlerden, bunlardan item çıkıyor ama oranlar şey değişik. Meğerlerden az çıkıyordu ama güzel çıkıyor. İlk buraya geldiğimde 2003 yılı mıydı neydi bu? Dungeon'a ilk girdiğimde o zaman oynarken çok ürkünç gelmişti bana. Şu kazanlar var ya işte, içlerinde kan var. Şurada kreisler, kemikler. Şurada kemik parçaları. Buraya bağlı cesetler falan. Lan dedim, nereye geldik? O zamanlar ha, 12-12 çıktı ama. Alayım mı bunu? Bir tane var ama almayacağım ya, bir tane var. Bir tane daha 12-12 çıkmıştı. Lukumdan dolayı mı nedir? Hep birbirine yakın değerlerde item çıkıyor. Şuna da keseyim, mesaj var mı diye bakayım hemen. Şu monitörümde bir gelse. Ha, şey dedik. Ne diyor? Bendim sorun yok, onu okuduk. Atalvin, Mage ne yapacak ki? Mage için, Mage'in çıkarttığı at yer kaplama. Yok aga şey, Mage at için değil ya. Onu lan. Yuu, buradan buraya ışınlanmış herif. Mi acaba? Ben mi öyle zannettim bir an görünce? Ölmüştür herhalde ya, oradan oraya ışınlanmaz. Ya ölmüş. Dragonlar falan bazen öyle aptallıklar yapar, bilirsiniz de. Mage şey için kasıyorum. Hem kendime daha iyi heal falan basarım, hem rune book alacağım, sağa solum marklayacağım, ışınlanacağım. Ha, şey de yetiyor. Ne derler ona ya? Çivileri kassam da olur gerçi, ışınlanmak için, heal atmak için de. Şu an boş yerim var, mage kasıyorum, iyi oluyor. Gate mate açıyoruz falan. İlla bir şekil lazım oluyor.
Zaten PC bastıkça buna, Power Scroll bastıkça Animal Taming, Animal Lore, Veterinary, işte Discordance, Peacemaking vesaire bastıkça Mage'den düşüreceğiz. Onu Mage'in yerine de ışınlanmak için o zaman Gate'i falan es geçeceğiz zaten. Hem kendime can basmak için hem ışınlanmak için çivileri iyi kullanacağız. Ama şu an Mage bence daha iyi. Mage kasmak. Hem Gate açmak olsun hem gelme olan her yerde bunlardan var. Hem heal için hem yeri gelir Vortex atarız, Blade Spirit atarız. Açtığımız gate'i kapatırız, arkamızdan kimse gelmesin. Sağa solu markluyoruz. Şu büyü Evaluation intelenci olmasa da sağlam vurur. Mind Blast büyüsü. Demek 20. Güzel şeyler çıkacak gibi ama işte ne zaman. Şunları arada patates bakayım. Miyav miyav, anasını satayım. Bir de baba nasıl hırlıyor ya, kediye bak. DMC ha, gel. Müdürüm geliyor. Sonradan dediğim gibi çivileri, power scroll içtikçe çivileri. Aslında power scroll görevleri var şöyle, 105'e kadar. 105'in üstünde vermiyor da. Bireysel bot görevleri var. Günde bir tane mi? 6 saatte bir tane mi ne? Alabiliyoruz. Bu koltuğu niye bugün ayarlayamadım, canımı sıktı ya. O bireysel bot görevlerini yaparak 105 PC elde edebilirim işte. Animal Taming. Ne diyordum lan ben? Ha, 105'e kadar PC alırım. İstesem de. Canımı sıktılar. Yapmıyorum. Niye? Diğer serverlarda 115'e kadar veriyordu. Bireysel oynayan adamlar için iyiydi. Ben gidip şampta kasamam. Bana hayatta kastırmazlar. Hani D4 account limiti. Şu bilgisayardan 100 tane account açsam şampa, işte Blade, Spritçi, Vortex için bak botlar bıraksam, beni orada yaşatmazlar. Bütün server gelir basar o şampı. Şamplarda çok action dönüyor zaten. Hırsız karakterle aktif olduğu zaman, oynadığım zaman göreceksiniz siz de. O yüzden bireysel oyuncular için o PS görevi, yani power scroll veren görev güzel oluyordu. Şu an 105'e kadar veriyor. Ha, faydası olmaz mı? Olur. Ya Dragon, Whitewyrm, Nightmare vesaire alırken 105 PS'nin çok etkisini görürüz. 105 Animal Taming olsa, ya da cam basarken, disco atarken, piece atarken 105 disco'nun, Peacemaking'in, veterinerin etkisi olur da. Bilmiyorum, yapmadım şu an, uğraşmak istemedim. Bir alıp bakmak lazım ne istiyor. Çantam dolunca bir giderim oraya da. Bakalım, alır bir tane görev alayım. Yani size anlattım, hem siz de görmüş olun hem ben de bir görmüş olayım ne çıkıyor. Hiç tenezzül etmedim bile. Alışmışım hep ben 115'e kadar PC çıkarmaya görevlerden. Şimdi 105 vermesi zoruma gitti. 5-6 kişi oynasak şu oyunu, 4-5 kişi oynasak. Hani grupça aynı anda yaparsın şampını falan, bir şekilde aksiyon çarlarını kasarsın. Yolunu bulursun. PvP'n, yani PvP'yi falan filan bir şekilde döndürürsün şampta, korursun şampı, bir şeyler yaparsın. Ama tek olmuyor, tek zor. Safir de olsa Rano, hani Safir için konuşmayayım da Rano'a da zor. Tek başıma şimdi gitsem orada şamp kassam en az 10-15 tane, 20 tane adam gelir. Nasıl keseyim ben o kadar adamı? İçimizden geçerler. Ya laklı item de çıkmıyor. Çıksa bir şeyler, şöyle deri bir şeyler çıksa kaplattıracağız. Onlar da çıkmıyor. Zor ya, hakikaten zor yani. Her yere koşuyorum. Kurtulmam lazım, meç kasmam lazım demiştin. Mantığını anlamadım.
champ yok. Ha, doğrudur. İşte o mage kasmanın mantığı martlayacağım. Runebook kitabı alacağım. Şurada aa bak adama minor artifak düştü. Wrath of Darya. O güzel silah. MF silahı. İş yapar yani. Server başlarında çok iş yapar. İleride yapmasa da. Deli iş yapar. İşte mage'i alacağım. İşaretleyeceğim falan. Işınlana ışınlana gideceğim. Öyle söyleyeyim. Yürümeyeceğim. Her yere ışınlanacağım. Salağa bak bak salağa Allah'ım. Onun için söyledim. Safir'de şamp yok. İşte Safir sistemini bilmiyorum enteresan. Ne oluyor? Power scroll. Burada şimdi power scroll var. Maksimum bir skill'iniz 100 oluyor. En fazla 7 tane skill'i 100 yapabiliyorsunuz. Böyle şamp kasınca power scroll geliyor. Hani biliyorsunuzdur belki başka şekilde elde ediliyordur. Safirlerde de. 120 yapmak için şamp kasıp PC düşürmeniz lazım. Burada kademeli PC sistemi var bir de. 105 hariç. Yani 105'i kademenin dışında bırakmış. 110 110 basmadan 115, 115 basmadan da 120 PC basamıyorsunuz. Yani sadece 110, 115, 120 basmanız lazım. Atıyorum Tame PC'm var 120. İçemiyorum direkt. İlk önce 110, sonra 115, en son 120 içmem lazım. Affedersiniz. Burada öyle. Diğer serverlarda çoğu serverda öyle olmuyordu. Nadiren yapıyorlar bunu. O da güzel bir şey. Hani gene bir şekil aksiyonu, şamp kasma olaylarını arttıracak şeyler. Çünkü şamp kasarken çok aksiyon olur. Milletin hoşuna gidiyor. Yani şimdi 120 PS elde etmem için benim ya satın alacağım milletin düşürmesini bekleyeceğim ki bana artacak. Hani şu serverda adamlar kasacak, edecek, elde edecek, kendilerine, ailelerine verecek. Onlardan arttırıp satmaya başlayacaklar. O uzun zaman sürer. Ha, ama hiç yok. Ben 105 ile idare ederiz. En azından dedim 110'a kadar verin. Forumlarda yazdım. Görevlerden bari 110'a kadar elde edelim de. Hani bizim de işimiz görürsün. Şu şeyden kurtulurduk. Drake'den. Ha gene çöktük. Ne alaka Drake? Nightmare'a falan ihtiyaç kalmazdı. Server'da şey var. Greater Dragon var. Alırdık Greater Dragon. Artık 3 yer mi kaplıyor, 5 yer mi kaplıyor Greater Dragon bilmiyorum da. Hani neredeyse Dragon'la Draken'in birleşimi gibi bir şey zaten. Daha rahat kasardık. İki hayvanla uğraşacağımıza. Çekiyor muyum? Çekiyorum. Artık çökmezsin herhalde. Anlasanın gözü be. 5'te çökmemesi lazım ya ama staminam düşük diye çöktü herhalde. Bekleyin biraz da olsun bakayım. Dragonlar tek atıyor. Doğrudur. Burada da dragonlara semer vuruyoruz. Arkamızda gezdiriyoruz. Hayda hala çöküyor. Çökmemesi lazım ya. Al ulan bütün paramı. Artık çökmesin herhalde. Şuraya bak. Versiyonunda diyor ya. Ben sevmediğim ejderhaya zincir bağlamam diyor. Oradaki sevmedim derken başka bir şeyi kastediyor. Onun gibi burada tasmasını takıyoruz arkamızdan gezdiriyoruz. Da tekmek atmıyorlar hıyarlar. Tek atacak seviyede de var ha. Greater Dragon bunların ikisi gibi. Firewire'ı ekledi. O güzel. O bayağı iyi. Bir de Frost Dragon var. Fire'ın tersi onun da işte fire resistleri düşük. Cold falan vuruyor. Cold enerji vuruyordur muhtemelen. Fire'da fizikselle fire vuruyor. Ama skill'leri, statları bunlardan çok daha iyi yani.
Üreter Dragon bir Dragon bir Draki ediyorsa Firewire'ımda bir Dragon 2 NM yani 2 Nightmare ya da en azından bir Dragon bir Nightmare eder ki Nightmare'ler Drake'lerden daha iyi. Kasarken çok daha iyi. Gene karşılaştık. Çıkmıyor mu? Aynen pH başlayacak. Aga admine. Ben sorayım. Onlar bulmuş da ben bulamıyorum. Atayım peş yardımcı olalım adama. Safir'den gelmişim. 160 kişi olmuş. Ne oluyor lan? 3 dakika var. Şey başladık lan. Şansana da online yok şu an ya. Normalde hep online oluyorlar. Arada bir böyle çıktıkları oluyor ama hani dediğim gibi gün içinde mutlaka %80 falan online'lar yani. Hakikaten güzel ilgileniyorlar. Başka nereden çıkar ya? Önceden kasardık. Şimdi nereden çıkıyor acaba? Ancient içlerden mi? Ancient içlerden de çıkıyor, meğerlerden de çıkıyor da bir yere kadar. Gitti mi lan o? Şu an page atabiliyor musun? Yok. Ben de Luna'ya gideceğim zaten, üstüm doldu. Luna'ya gideyim, oradan da bir birite uğrayayım. Burada ne oluyor ya? Şu an action'a mı açıldı burası? Millet birbirine mi dalıyor, ne yapıyor anlamadım. Hırsızlık desen, ha yap. Deneyebilir ama böyle çatır çutur guard iner şu an. Server yeni olduğu için şey yapamazlar. Hırsızlık kuyuduna giremezler. Üstümdekileri boşaltayım da yolda biri miri keser. Hırsızlık guildine giremezsen anlatacağım orayı efendim. Bir dakika, smile fresh. Bende PS yok. He, tamam bak yardım. Daha da bir dragon alsak. Tamam, iki daha. He, iki dakikaya geliyor. Ya insanlara yardım etmeyi seviyorum elimden geldiğince ya. Şu pantolonu da bir çıkarsın. Adam şimdi muhtemelen benim gibi tekil oynuyor da. Eşi dostu bir şey yok oyunda. Adam ne yapsın tek başına oynamasın mı yani? Zevk almasın mı oyundan? Bandajı da bırakayım. Lan onu niye bırakıyorsun? Ha şunu. Nerede lan? Kimdi o? Benim de yoksa burada şeyim var ya, bineceğim o start var da. Yani. Burada bekliyorum. Adama yardım edeceksin ki adam da oyundan zevk alsın. Hani bir şeyler yapsın en azından Dragon Drake almaya yardım etmek zor bir şey değil. Adam kassın ki hani Dragon'u Drake'sini alsın ki bir şeyler elde edebilsin. Dark Quadrant'ı bu mu?